Ay ne iyi oldu şu ormana gelip yürüyüş yaptım. Biraz hava aldım. Ay bütün gün faaliyetler arasında içime fenalık geldi. Aa Betüş. Senin sihirli ormanda ne işin var? Aa hiç. Öyle bir hava almaya çıktım dolaşmaya. Sen nereye? Ben annendeydim. Şimdi de yarım kalan işlerimi halledeceğim. Akşama Eda'larla ben de size geliyorum. Ay çok sevindim. Bu arada Dudu, yani annem neredeymiş? Hiç inanasım gelmiyor ama Betüş'cüm, annem baban için fani işi yemekli kalmaya çıkmış güya. Canım görüyor musun bak, Eda nasıl peki? Sorma, Eda iyi de ufaklık bir alem. Çilek gizlice toprağın kafasından çilekli tokaları almış. Toprak hala kafasında çilekli tokalar var sanıyor. Eda da haliyle toprağı bütün aynalardan uzak tutmaya çalışıyor. Akşama sizde çok eğleneceğiz anlaşılan. Ay, canım ne var, hemen bir tane daha yapıveririm sihirle torunuma. Toprağa diyorum, üzülmesin. İyi de Betüş'cüm sen nasıl yapacaksın? Annen onu çok özel bir sihirle yapmamış mıydı? Aa doğru ya. Ay o zaman benim annemden rica etmem gerekecek. Yani iki kuzen bir toka yüzünden kavga etmesinler değil mi? Hadi akşama görüşürüz Perihan. Teyze. Aa. Bu işin içinde bir iş var. Burnuma kötü kötü kokular geliyor. Bu işin peşini bırakmayacağım ben. Oh! Nihayet güzel şatoma geldim. Şimdi ilk iş olarak şu kopya Dudu'yu bir çağırayım bakalım. Dudu! Dudu! Çabuk odama gel. Geliyorum Dudu. Ben bir odama kadar çıkayım. Döndün mü? Evet. Sadık'la Betüş'ün yuvasını yıktım geldim. Gözün aydın. Ay şimdi Betüş'ün ruhundan çıkacağım. Biraz dinleneceğim. Sonra sıra Eda'ya gelecek. Ay evladım bile olsa bu ruha girip çıkma işi inan ki çok yoruyor. Gitmeden senden son bir isteğim olacak. Tabii buyur. Şimdi ben Betüş'ün ruhundan çıkınca onun yerine sen onun ruhuna gireceksin. Aynı Betüş gibi davranacaksın, tamam mı? Sular duruluncaya kadar orada kalacaksın. Bu meraklı Perihan şatoya matoya gelir sorar. O zaman da Sadık'la büyük bir kavga ettim, onu terk ettim, boşanıyorum diyeceksin. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Oh be, Dudu olmak varmış. Anne, ben ne zaman geldim? Niye geldim buraya? Hadi bakalım, çabuk geç, çabuk. Oldu, içindeyim. Bu kafayı yemiş. Neler yapmış böyle? Hemen bütün gün neler olup bittiğini öğrenmem gerek. Ama nerede, nerede? Bu güzel. Giy bakayım. Artık yavaş yavaş kendin giyinmeyi öğrenmelisin. Benim yardımıma ihtiyaç duymadan giyinmelisin. Aman anne, tamam. Dur bakayım. Dön bakayım. Çok güzel oldun Toprak'cığım. Hadi aynayı getir de bakayım. Aa güzel oldun diyorum ya. Sen bana inanmıyor musun bakayım? Ama bakmak istiyorum. Eda, Eda sıkı dur. Başımızda büyük bir felaket var. Hayırdır Perihan teyze? Annen, bu defa çok ileri gitmiş. Eda'cığım konuşarak vakit kaybedemeyiz. Hemen aynadan Yavuz gelmeden neler olup bittiğine bakalım. Tokalarım ne? Affedersin, telaştan onu unuttum. Sorun değil, ben daha sonra onu bir şekilde hallederim. Hadi hadi bakalım, ben de merak ettim. Hadi şöyle kocana güzel bir öpücük kondur da enerjim yerine gelsin, hadi. Ay hiç ısrar etme, öpemem. Söyleyemediğim bir şeyler sensin Sadık. Bu ev, Firuze, çocuklar. Anlamadım. Hepiniz, hep
hepinizden çok sıkıldım, iğreniyorum. Ya hepimizden öyle mi? Evet ve artık bu evde yaşamak istemiyorum. Aa, bu bir felaket. Bunu nasıl yaptın Dudu? Ben de inanamıyorum. Ay, az daha sıra bana da gelecekmiş. Hiç merak etme kızım. Ona çok büyük bir ceza vereceğim. Bedeli çok ağır olacak. Aa, dur, dur. Bunu kaçırmak istemem. Ben de seninle geleyim. Eda. Eda'cığım. Ben geldim hayatım. Hazır mısınız? Ay. Ben Yavuz ve Toprak'la daha sonra ilgilenirim. Yalnız Perihan teyze, bu sefer anneme o kadar büyük bir ceza ver ki... ...bundan sonra bizi kocalarımızdan ayırmaktan çok korksun. Hiç merak etme kızım. Hak ettiğini bulacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hayat renk